Merhaba arkadaşlar, ben Jojo. Bugün 23 Nisan için özel bir çizim yapmak istiyorum. Eminim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için siz de şiirler ve şarkılar öğrenmişsinizdir. Ben de bugüne özel bir Türk bayrağı çizmeye karar verdim. Gerçi yıldız çizmek çok zor ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Önemli olan al bayrağımızı dalgalandırmak. Şanlı Türk bayrağımızı yapmak istiyorsanız hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Önce kağıdımızın sol üst köşesine yakın bir yere bir oval çizerek başlıyorum. Sonra bu ovalin sol altından başlayan ve kağıdın bittiği yere kadar uzanan bir çizgi çiziyorum. Sonra da hemen sağına bir çizgi daha. Bu bayrağımızın direği olacak. Şimdi bayrak direklerinde ip geçirmek için kullanılan halkaları çizelim. İki tane daireyle yapıyorum bunları. Şimdi de üstteki halkadan başlayan ve yine kağıdın altına kadar giden bir ip çiziyorum. Sonra ikinci bir çizgi daha çiziyorum. Yine bu da ipin devamı. İki daire arasında bir yay çiziyorum. Sonra yine diğer ipe paralel bir çizgi daha çiziyorum. Evet, şimdi bayrağımızı çizmeye başlayabiliriz. İki halka arasında dalgalı bir çizgi çizerek başlıyoruz. Dalgalanan bir bayrak çizmek için dalgalı çizgiler yapmalıyız. Dikdörtgenin üst kenarı için dalgalı bir çizgi, alt kenarı için bir dalgalı çizgi daha çiziyoruz. Sonra da bu iki çizginin arasını bir çizgiyle birleştiriyoruz. İşte dalgalanan bayrağımız oldu. Ama eksiklerimiz var. Önce bir ay çizmek istiyorum. Ay bayrağımızın üzerinde hilal şeklinde bulunmaktadır. Bu hilali düzgün çizebilmek için önce iki nokta ekliyorum. Ardından da bir daire çizer gibi bu iki noktayı birleştiriyorum. Bu şekilde çizerek büyük bir C harfi yapmış oluyoruz aslında. Sonra da bu C harfinin sağ tarafına, iki noktanın arasına biraz daha içeriden küçük bir C harfi daha çiziyoruz. İşte hilal çizmek bu kadar kolay. Ama şimdi zor olana geldik. Nedense şu yıldızı çizmek bana hep zor gelmiştir. Bakalım çizebilecek miyim? Hilalin iki ucunun tam ortasına bir nokta çizerek başlayacağım. Sonra da bu noktadan başlayan bir üçgenin köşesini çiziyorum eğimli çizgilerle. Ve bundan dört tane daha yapıyorum. Beş sivri uçlu bir şekil bu yıldız. Sanırım biraz daha çalışmalıyım bu yıldız çizme işine. Gerçi dalgalanan bir bayrak çizdiğimiz için şekillerin bozuk olması gayet normal. Hadi boyamaya geçelim. Bayrağımızın çok güzel bir kırmızı rengi var. İçindeki ay ve yıldız beyaz kalacak şekilde dikkatli kırmızı renge boyuyorum. Yılın bazı gecelerinde ay hilalken gökyüzüne bakarsanız ay ve yıldızı bayrağımızı oluşturduğu şekilde görebilirsiniz. Daha önce görenleriniz varsa bunu yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum. Baksanıza, harika oldu gerçekten. Bence dünyanın en güzel bayraklarından biri. Hatta en güzeli. Şu bayrak direğini de mavi renge boyuyorum ve bayrak çizimini tamamlıyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.